sıkıntı olabilir. Yine Arizona'daki bir bölgede, Phoenix bölgesinde ticari soğutmadaki enerji kullanımını araştırmış gruplar ve ciddi bir şekilde süpermarket teşhir vitrinlerinin %34'ler civarında, işte buz makineleri %10, soğutmalı satış makineleri %13, erişilebilir, yani içine girilebilir soğutucular %5, dondurucular %7, içecek soğutucuları %5 falan diye gidiyor. Böyle bir enerji kullanımı söz konusu. Türkiye'den çok fazla bu konuda istatistik gibi bilgi bulamadım. Dolayısıyla örnekleri Amerika'dan vermek zorunda kaldım ki konunun önemini göstermek açısından. Şimdi sınıflandırmada genellikle ticari uygulamalarda market soğutma sistemleri, reyonlar dediğimiz işte içecek soğutucuları, erişilebilir buzdolapları ve derin dondurucular, soğutmalı otomatik satış makineleri, girilebilir soğutucular ve derin dondurucular, buz makineleri ve diğer uygulamalar şeklinde bir tasnif söz konusu. Sınıflandırmaya göre enerji tasarruf potansiyellerine bakacak olursak işte en yüksek oranlar mesela buradan baktığımızda ulaşılabilir soğutucularda %50'ye yakın ticari enerji tasarruf potansiyelinin olduğunu görüyoruz. En düşük potansiyel de market depolama sistemlerinde %14 ile karşımıza çıkıyor. Yani ortalamasına baktığımızda kabaca ticari soğutma sistemlerinde %30'lar, %35'ler civarında bir potansiyel var. Bunları nasıl gerçekleştirebiliriz? Yöntemler olarak baktığımızda işte yeni sistemler için bir de mevcut sistemler için diye ikiye ayırdık. Neden yeni sistemler için? Çünkü bazı revizyonlar çok maliyetli olacağı için mevcut sistemler uygulanamıyor. Ancak yeni sistemlerde bunları ne yapabiliyorsunuz? Göz önüne alabiliyorsunuz. Yalıtım kalınlığını artırabilirsiniz yeni sistemlerde. Öyle tasarlayabilirsiniz. Veya densitesi daha yüksek yalıtım malzemeleri kullanabilirsiniz. Yani poliuretanlar olsun diye. Yani yoğunluğu daha fazla olan. Veya süper yalıtkanlar kullanabilirsiniz yeni bir teknoloji. Verimli kompresör ve serpantin uygulamaları. Az önce söylediğim yani kompresör sıkıştırma oranını düşürecek şekilde dizaynlar yapabilirsiniz. İşte mesela kondansasyon sıcaklığını dış hava sıcaklığından 14 derece değil de 8 derece veya maksimum 10 derece yüksek seçerseniz oradan 6-7 derecelik bir düşmenin getirdiği bir basınç farkı uzun vadede kompresörde ciddi bir sıkıştırma oranını düşüreceği için COP artışına neden olacaktır. Aynı şekilde evaporasyon sıcaklığını, oda sıcaklığına biraz daha yaklaşacaksak o da ne yapacaktır? İyi bir tasarım. Ayrıca seçilen serpantinlerin özellikle regenleşme vaflerinin evaporatörü daha iyi besleyecek şekilde seçmesi, kompresörlerin yine yüke göre işte yük dağılımını iyi yapacak şekilde kaskat kompresörler şeklinde düzenlenmesi, sıralı şekilde daha değişen dış atmosfer koşullarına karşı sistemin daha kolay reaksiyon vermesini sağlayacak ve enerji tasarrufu sağlayacak. Yani frekans sürücü bile kullanmak kabadan %10-15 tasarruf sağlar. Yani on-off çalışan bir sisteme göre. Yani bunlar önemli. Isı geri kazanım sistemleri var. Bunlar uygulanır. Özellikle ısıyı bir yerden bir tarafa atıyoruz ya, o attığımız ısı bir başka bir yerde bizim ihtiyacımız olan bir sıcak su prosesinde kullanılabilir. Yani kış hatta ufak tefek ofislerin, büroların ısıtılmasında bile kullanılabilir. Yani büyük bir tesisiniz varsa bir ayrıyeten ısıtma için doğalgaz yakmanıza gerek kalmayacaktır. Yine evaporatif kondenser uygulamaları, özellikle havanın yaş termometre sıcaklığından faydalanmak için mutlaka sistemlere ya spreyleme yapmak lazım veya evaporatif sistem tercih etmek. Türkiye'de sulu sistemleri sevmiyoruz. Neden sevmiyoruz? Çünkü işletimi biraz daha zor. Suyun yani işlemli olması, yumuşatılması, ondan sonra biyositlerle arıtılması veya işte kontrol edilmesi, balçık oluşumunun engellenmesi falan gibi çok zor konular var. Dolayısıyla sulu sistemleri sevmediğim için, hatta
soğutma kuleli veya sulu sistemleri söküp yerine hava soğutmalı kondenserler takıldığına ben çok şahit oldum. Tersine pek şahit olmadım, zor. Yine sıvı basınç yükselticileri, pompalar. Sıvı attığında pompa kullanımı. Biraz tuhaf gelecek ama sıvı transfer pompaları var. Özellikle büyük soğutma gruplarında veya işte soğutma sistemlerinde çok kullanılıyor. Biliyorsunuz kompresör çalışırken sıvı attığındaki basınç kayıplarını da ve oradaki birçok aksesuar, filtreler, işte diğer kontrol cihazları, sıvı depoları falan, distribütörler, bunların basınçlarını da yenmek zorunda. Ama siz bir sıvı transfer pompası koyduğunuzda ne yapıyorsunuz? Dolayısıyla kompresörün yükünü hafifletmiş oluyorsunuz. Bunlar da mümkün fakat her cihazda bunu uygulamak zor olabilir. Ortam aşırı sıvı soğutucuları veya aşırı sıvı soğutma şeklinde subcooling uygulamaları. Bunlar da evaporatöre giren akışkanın entalpik olarak biraz daha düşük seviyede girmesine, dolayısıyla gazın bir kilogramından alacağınız gizli soğutma enerjisinin artmasına neden oluyor. Bunun da bir sınırı var. Çok fazla aşırı soğutmaya kalktığınızda basınç düşürmeleri oluyor sıvı attığında. Bu sefer genleşme valfini besleyememe problemleri karşımıza çıkıyor. Yani bunun da limitleri var. Evet, yeni sistemlere bunları uygulayabiliriz. Tabii benim tanıdıklarım hani daha farklı yöntemler de eklenebilir. Yani katkı olursa salonda sevinirim bu açıdan. Çünkü yani burada karşılıklı fikir teatisinde bulunuyoruz aslında. Böyle birçok konu böyle karşılıklı tartışımda daha güzel oturuyor, daha iyi oluyor. Mevcut sistemlere bakın. Yüksek verimli evaporatör, kondenser fan motorları kullanabiliriz. AC fanlar artık hayatımıza girdi. Nedir AC fan? İşte elektronik kontrollü fan. Yani aslında fırçasız DC motor ama elektronik bir sürücü kartı var. Dolayısıyla fan motorunu bir sürücü devresiyle sürüyorsunuz. Dolayısıyla hızını kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz bir kontrol algoritması oluşturabiliyorsunuz. Ve mevcut mesela fanlardaki verim, gölge kutuplu motorlar için söyleyeyim, %40'lar 50'ler seviyesinde verim fan motorlar için. Hatta kapasitör motorlarını biraz daha artıyor. Yani 55-60 olsun. Ama 60'ı geçen bir fan motoru yok şu anki teknolojide. AC fan kullanırsanız bu 80-90'lara çıkabiliyorsunuz. Yani oradan kafadan %40'lık bir enerji tasarruf potansiyeliniz var. Değişken basma hattı kontrolleri var. Yine kondansasyon basıncını yüklere göre ve dış atmosfer koşullarına göre değiştirebiliriz. Yani daha sonra yüke göre değiştirebiliriz. Zaten dış atmosfer koşullarına göre kendisi değişiyor normalde ama biz bunu yüke göre de değiştirebiliriz. Bu önleyici ısıtıcılar var. Buz çözme defrost kontrolleri var. Mekanik aşırı sıvı soğutucuları var. Vitrin dolaplara kapı veya işte muhafaza eklenmesi var. Perde eklenmesi var. Verimli aydınlatma uygulamaları var. Özellikle LED'ler burada çok popüler oldu. LED uygulamalar artık ticari soğutucularda standart hale geldi. Eski floresan veya değişik ampuller yerine bunları kullanıyoruz. Daha az enerji verimliliği açısından daha az enerji harcayarak daha yüksek aydınlatma sağlayabiliyoruz. Bu uygulamalar hem de iki taraflı faydası oluyor. İç ısı kazançlarını da azaltıyor kabin içindeki. Çünkü daha az, daha verimli olduğu için. Aynı zamanda düşük elektrik tüketmiş oluyor. Bu uygulamalar sırayla kabaca bir üzerinden geçeceğiz. Bu yöntemlerin hangisinin nerede uygulandığı konusunda bir tablomuz var. Çok detaylara girmeyeceğim. Yani ilgilenen arkadaşlar zaten açar bakarlar. Yüksek verimli evaporatör kondenser uygulamalarında işte söylediğim gibi yaklaşık mesela potansiyel olarak bu fanlar yaklaşık enerjinin %2'sini oluşturuyormuş. İşte değişik uygulamalar için %7 erişilen buzdolapları, market vitrinleri %8 filan ve otomatik satış makineleri %14 gibi rakamlar var. Bunlar
%3 ila 5 arasında bir tasarruf sağlıyor toplamda, totalde. Yani sadece elektrik fan motorunun enerjisini değil de toplam enerjide %3'lük 5'lik bir tasarruf potansiyeli var. Malum burada işte gölge kutuplu fan motoru en verimsizdi. Şu sol taraftaki olan, üst soldaki olan. Kapasitör motorları PSC dediğimiz, Permanent Split Kapasitör dediğimiz, ayrık, daima ayrık kapasitörlü fanlar. Orta sınıflarda bunlar kullanılıyor. Orta boylarda diyelim. Yani ne demek orta boy? İşte yaklaşık fan çapının işte 30'u geçtiği, 30-35 santimetreye geçtiği fanlarda bunlar uygulanıyor. Ve daha yeni teknoloji, ECM dediğimiz AC motorlar, elektronik kontrol motorlar. Bunlar daha gelişmiş, daha verimli sistemler. Ama bunları sürmek kolay değil. Dolayısıyla bunlar bir yani kontrol sistemi altında birleştirilirse güzel olur. Direkt alıp hemen takalım bir uygulama değil. Yine yüksek verimli kompresörler ve değişken hız kullanımı. Özellikle kompresör verimleri uygulamadan uygulamaya değişiyor. Mesela biz bu kategoride üçe ayırıyoruz kompresörleri. İşte yüksek dönüş basınçlı sistemler prim uygulamaları için, orta dönüş basınçlı sistemler işte ticari soğutma uygulamaları için ve derin düşük dönüş basınçlı sistemler derin dondurucu sistemler için. Dolayısıyla buna göre uygulanacak kompresörler de değişiyor. Yani mesela şimdi bir rotary tip kompresör klimalarda çok güzel uygulanıyor. Yani ref sistemlerde. Fakat alta doğru indiğimizde bunları kullanamıyoruz. Çünkü yüksek sıkıştırma oranına sahip değil. Mesela vidalı grup derin soğutma uygulamaları için, kısmen ticari uygulamalar için, market uygulamalar için de kullanılabilir ama daha çok derin soğutma uygulamaları için vidalı kompresörler çok iyi. Ama orta sınıfta stonlu kompresör, scroll kompresörler daha yaygın. Bir de maliyet tabii çok önemli. Özellikle pistonlu kompresörler ve scroll kompresörler daha ucuz teknoloji vidalılara göre ve yaygın olarak kullanılıyor. Bunlara hız sürücü kullanırsak frekans bandımız işte 0 ile 60 arası değişebilir. Bir de arkadaşlar şimdi yavaş yavaş yani dışarıdan bir işte frekans evirici kullanmadan kendi kartlarıyla sürülen daha yüksek frekans aralığına kompresörler de üretilmeye başladı. Bunlar ticari uygulamalarda da yaygınlaşmaya başladı. Yani 120-130 Hz'lere çıkabiliyoruz. Yani 0 ile 100. Dolayısıyla ne oluyor? Basamaklandırma, modülasyon kademimiz daha fazla artmış oluyor. Daha fazla arttığında enerji ve modülasyon şansımız yani yükü mesela 20 ile 120 arası, 130 arası basamaklandırabiliyorsunuz. Kompresör böyle basamak basamak hızlanıyor. Basamak basamak. Otomatik arabalarda var ya, 6 vites işte gibi. Gaza bastığınızda bir vites atıyor falan. Yüke göre bu da hız kademelerini seçiyor. Bu uygulamalar özellikle tavsiye ediyoruz. Bunlar enerji verimliliğini önemli derecede ne yapıyor? Azaltıyor. Yine değişken yüzey basınç kontrolleri özellikle yüke göre, ortam sıcaklığına göre buharlaşma, yoğunlaşma sıcaklığını düşürmek, yükseltmek, kontrol sağlamak, düşük çevre kontrolleri, özellikle kış aylarında yine ciddi enerji tasarrufu sağlıyor. Mesela kışın dış ortam sıcaklığı düştü, yük de düştü. Siz fanı sürekli çalıştırmanızın bir anlamı yok, zararı var. Kondenser fanları için konuşuyorum. Aynı şekilde bir sulu sisteminiz var. İşte su sıcaklığını, işte su debisini düşürmeniz gerekebilir yani hani çok fazla su sirkülasyonuna gerek kalmayabilir. Kondansasyon basıncının belli bir değerin altına düşmemesi gerekiyor. Düşerse sıvı hattında basınç kayıplarına neden oluyor ve dolayısıyla genleşme valfi besleme problemleri ortaya çıkıyor. Bu da alçak basınç otomatiğinin devreye girip sistemi kesintili çalışma, kısa devreli çalışma yapmasına zorluyor. Kondansasyon basıncını yüksek tutabilmek için de fan tarafını kısmak gerekiyor. İşte fan hız kontrolü işte gibi, regülatör kullanımı gibi çeşitli yöntemler var.
Ve burada örnek bir tane elektronik bir fan hız kontrolü. Yoğuşma basıncı bakın bu arada sağa doğru artarken kontrol çıkışında fan hızını 0'la 10 volt gibi bir kontrol çıkışımız var. Fan hızını bu bölgede Z bölgesinde kayar bir ayarlanabilir bir bölge. Bu bölgede sabit tutmaya yarıyor. Hocam vaktimiz... Tamam. Sıvı basınç pompaları, biraz daha hızlı geçiyorum. Sıvı transfer pompalarından da bahsettik. Özellikle kompresör yükünü, şu aradaki ekipmanlar, sıvı basınç kayıpları oldukça enerjiden harcayan sistemler. Mesela kaçınılmaz olarak kullanmamız gereken aksesuarlar var sistemde. İşte filtre, işte gözetleme camı gibi, işte bir distribütör gibi. Ve bunların her biri tamam artıları var, iyi. Fakat bir basınç kaybına neden oluyor. Bu basınç kaybı sıvı hattındaki kompresörün evaporatördeki gizli buharlaşma için harcayacağı enerjiden çalıyor. Yani aksesuar çok koymak emniyet açısından, işletme güvenliği açısından tabii ki istenen bir durum. Fakat basınç kayıpları yönünden istenmeyen bir durum. Mesela sıvı hattına bir emiş filtresi koyuyorsun, emiş aküsü. Oradaki yağ işte kompresörü korumaya çalışıyorsun ama oradan geçerken akışkan bir basınç kaybına maruz kalıyor. Ne bileyim işte filtreyi bir de emme hattına koyayım diyorsun daha emniyetli olsun. Bu sefer ne yapıyor? Basınç kaybını arttırıyor. Bunları bir transfer pompasıyla yenebiliriz. Yine bu örneğince sıçtıcı kontrolleri var. Özellikle ticari soğutucu camlarında soğutma kaynaklı buğu oluşabiliyor. Yani o her tarafa çift cam yapamıyorsunuz. Bombeli camla üretilen çok fazla ticari soğutucular var. Bombeli cam olduğu zaman çift cam uygulayamadığınız buğulaşma, buğu oluşuyor. Bu buğu da orada bir aslında enerji kaybı oluyor. Bunları engellemek için işte elektrikli veya gaz tarafındaki ya da basma tarafındaki ısıdan yararlanıp bu buğuyu önleyen sistemler yapmak mümkün. Mesela evlerde özellikle ilk zamanlar çift kapalı buzdolaplarında arada kuşak restansı vardı. Üst dondurucuyla hani kapı yapışmasın diye. Sonradan şöyle çözdüler. Basma hattını oradan geçirdiler. Kuşak restansı oradan kalkmış oldu. Zaten atık bir enerjimiz var. Onu kondenser atmak zorundayız. Oradan geçirip attığımızda enerji tasarrufu sağladık. Yine bu şekilde ter önleyici şey noktası duyargaları var. Tamam. Bunlar da değişik. Özellikle eksi muhafızalarda daha yaygın olarak kullanılıyor. Defrost kontrolleri, buz çözme kontrolleri. Bunlar da çok önemli. Zamana bağlı defrost yapmak demode bir yöntem artık. Neden? İhtiyaca bağlı, talep kontrollü defrost yapmamız gerekiyor. Bunun için de sensörler kullanılıyor. Yani buz oluşmadan buz çözme operasyonuna başlıyorduk biz. Olsa da olmasa da diye. Belli bir saat, çalışma saatine dikkat ederek. Şimdi bunları biraz daha sensör teknolojileriyle iyileştirmek mümkün. Bir örneği var. Yine burada bir duyargamız var. Bu duyarga sayesinde sistem defrost kar birikimini algılıyor ve ona göre defrost işlemi başlıyor. Su soğutmalı evaporatif kondenser kullanımı yine hava soğutmalı sistemlere göre %10-15 bir verim sağlayacağı için, sistemde CO2 artışı sağlayacağı için tavsiye edilir. Fakat dediğim gibi yine biz bunları çok fazla sevmiyoruz. İşletim sıkıntıları ve hatta personel yetersizliği nedeniyle işletemeyebiliyoruz. Yine ortam aşırı soğutmalı, mekanik aşırı soğutma, özellikle sıvı hattındaki akışkan sıcaklığını soğutabildiğimiz ölçüde belli bir sınıra kadar ki ben bunu kabaca şöyle söylüyorum. Yani yoğuşma sıcaklığının arkadaşlar kabaca 10 derece altına kadar inebiliriz. Yani rahatlıkla 10 derece altından sonrasında bazen sıkıntı olabilir kış aylarında. Yani çok fazla inmemek gerekiyor ama minimum 6 derece, maksimum 10 derece aralığında aşırı soğutma yaparsak verim artışı sağlayacağız. Yine burada
aşırı soğutmayı mekanik olarak nasıl yapabiliriz? Sıvı buhar ısı değiştiricisi kullanabiliriz. Veya likit enjeksiyon, endüstriyel uygulamalarda bunlar daha yaygın sağ taraftaki. Yani enjeksiyon valfiyle hem kompresörü de soğutmak mümkün hem de sıvı hattını, gruptaki akışkanı genleştirerek aşırı şekilde soğutmamız mümkün. Geri kazanım, ısı geri kazanımı yine aynı şekilde hızlı geçiyorum. Bu atık ısıyı ısıtmada kullanabiliriz. Su soğutmalı veya hava soğutmalı uygulamalarda. Enerji tasarruflu kabinler, LED'lerden bahsettik. Dolayısıyla LED, genellikle elektrikteki verim lümen bölü watt şeklinde, efficacy diye geçiyor İngilizce'de. Etkinlik o şekilde. Yani birim lümen başına ne kadar watt enerji harcıyorsunuz? Bu bir ölçü. Burada tabii LED ampuller ve LED hatta ışık bantları hem görsellik kazandırıyor ticari soğutuculara hem de enerji tasarrufu sağlıyor. İlave kapı eklenmesi, perde eklenmesi, özellikle açık sütlükler, açık vitrinler gece ciddi bir enerji kaybına yol açıyor. Gündüz olan müşterinin erişilebilmesi için güzel de gece de açık kalması enerji kaybı. Marketi soğutuyorsunuz. Dolayısıyla oraya perde çektiğinizde veya bir sürgülü kapı eklediğinizde enerji tasarrufu oluşuyor. Verimli işleme ve bakım önemli. Özellikle kondenser temizliği, kompresör bakımı, yine büyük sistemlerde yağın zamanda değiştirilmesi ticari uygulamalarda, vitrin uygulamalarında. İşte defrost arızalarının giderilmesi, kaçakların giderilmesi sistemi daha verimli kılacaktır. Bu konuda da ciddi eksiklerimiz var. Yani güzel başlıyoruz ama güzel işletemiyoruz. Güzel örnekler de var. Yani merkezi kontrollerle haberleşme sistemiyle internet üzerinden arıza tespiti yapan marketlerimiz var birçoğu. Yani artık İzmir'deki bir firma Balıkesir'deki bir ürünü internetten takip ediyor. Bir problem varsa işte ekibini ayarlayıp periyodik bakıma veya acil bakıma falan geçebiliyor. Evet, yalıtımlı vakum yalıtımlı paneller, süper yalıtkan dediğimiz bunları özellikle donmuş muhafaza için uygulayabiliriz. Daha sıcaklıklardan bahsettik, kondenser veya evaporatör seçimlerinden. Akıllı kontrol senaryolarına değinmek istiyorum. Yani sistemler artık akıllı sistemlere doğru evriliyor. Yani size her bir sistemin bir çalışma senaryosu var. Bu senaryo iyi seçilirse, iyi dizayn edilirse enerji verimli bir sistem ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla özetle çok ciddi bir potansiyelimiz var bu konuda. Ve bunu yavaş yavaş uygulamamız gerekiyor. Söylemem gereken bir şey de bunların standardı yok bu dolapların. Maalesef standardı olmadığı için bunlara işte şeyler, belgelendirmeler veya standartlar, sınırlamalar devlet tarafından veya şeyden, Enerji Bakanı tarafından etiketleme yapılamıyor. Yapılamadığı için uygulamacı firmanın insafına kalmış durumda bunlar. Dolayısıyla burada da belki etiketleme faydalı, standartlaşmaya gitmek lazım. Ürünleri standart boyutlandırmak lazım. Hem yedek parça hem bakım hem taşıma kolaylığı sağlayabilir. Ama adam diyor ki bana bir metre dolap lazım diyor. İşte bakkal sipariş verirken işte 1.5 metre dolap lazım diyor. Metreyle, metre tür hesabı yapılıyor. O yüzden hala sıkıntılar var küçük uygulayıcılar açısından. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.